İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nden Kahramanmaraş Merkezi büyük depremlerle ilgili açıklama paylaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, deprem felaketinin bıraktığı acının unutulmayacağını söyledi. Küçükkayalar aynı zamanda güvenli binaların üretilebilmesi için doğru projelendirme, projeye uygun doğru bir üretim ve üretim esnasında gerçekleşecek iyi bir denetim olması gerektiğini belirtti. İskan ruhsatı olmayan kaçak yapılarda bu unsurların hepsi göz ardı edilmekte, can ve mal güvenliği riske edilmektedir. Bu ülkenin teknik ve akademik kadroları olarak soruyoruz. Ülkemiz daha kaç bu milat olsun dediğimiz deprem sonrası afet gerçeğini yaşayacak? Açıklamasında bulunduğu Küçük Kayalar. Ayrıca İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emrah Mutlu'yla Line TV'de yayınlanan Harun Sak ve Fatih Akın sunduğu gündem programına katıldı. AFAD'dan ve Şevre Çehircilik Müdürlüğü'nden görevlendirilmeyi bekliyoruz biz. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi olarak. Ekiplerimiz sizi e e hasar tespitinde olsun, kurtarma çalışmasında yer alacak ekiplerimizi inşaat mühendisi olarak hazır ettik. Ee, Kaç kişilik bir ekibiniz yapacağız. var bekleyen? 20 civarında. Bu her gün artıyordu, her saat artıyordu. Artık cümlelerimize bu milat olsun, bu son olsun diyerek başlamak istemiyoruz. Ee, toplumumuzda deprem kültürünün oluşturulması için bundan sonra çalışmalıyız. Ciddi bir deprem olduğunda işte Bursa'da 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Olduğunda o köprü yıkıldığında bu sefer e, afet sonrasında ulaşım nasıl sağlanır? Biraz önce dediğimiz Hı -hı. konu yani i̇şte ulaşamayacağımız bizim, e, semtler olacak yani. Her şeyden önce risk yönetimi aşamasına odaklanmamız ve bu çalışmaları bir an önce yapmamız gerekiyor.